Kanal 17 Ton TV ortak yayınıyla gerçekleştirilen Bakış Açısı programında ÇTSO yapısı ve yönetimi ile ilgili görüşlerini de aktarma fırsatı bulan Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Ticaret ve Sanayi Odası'nın ertelenen seçimleriyle alakalı olarak "Seçimlerde hiçbir yere aday değilim. Seçimlerin ertelenmesi nedeniyle ÇTSO Meclis Başkanlığı görevimi 3 ay daha yapacağım seçimlerle birlikte ÇTSO üyelerinin uygun gördüğü bir isme ÇTSO Meclis Başkanlığı görevini devredeceğim" dedi. Konuşmasına eleştiriyle devam eden Önen, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Engin'in ÇTSO meclis toplantılarını önemsemediğinin altını çizerek şunları söyledi. Sanayi Odası'nın seçimlerinin üzerinde çok fazla durmanın da bir mantığı yok. Neticede demokratik bir seçim olacak. Herkes bunu bu şekilde yapacak. Belki meslek komiteleri şimdi bu 3 ay şey olduğuna göre ben hepsi değişim. Hiç incelemedim yani Çanakkale'yi gerçekten incelemedim. Bir tek kendi şirketlerimizin o ait olduğu şeyleri genel sekreterden istedim, bana gönderdi. Yani şöyle baktım zaten. Yat limanı projesi tam bir skandaldır diyen Niyazi Önen şunları söyledi. Meclisimizin her an ben meclis başkanıyım. Bütün kararları biliyorum. Benden böyle bir kararda yani o yat limanının %51'inin belediyeye verilmesi işini yönetim kurulunun yetkisinde değil meclis kararı gerekli. Böyle bir şey meclise gelmedi. Bu da verilmedi ama maalesef bizim Ticaret ve Sanayi Odası şirket gibi yönetiliyor. Yönetim kurulu başkanımız da kendi şirketi zannediyor Çanakkale Ticaret Sanayi Odası. Aynen böyle. Bu şekilde. Hiç kimse de bir şey diyemiyor. Bütün gazetelere de ilan ve reklam verdiği için hiçbir tanesi de Allah rızası için ağzını açmıyor. Alışkanlıklar, açamazsınız. Alışkanlıklar, yani bunu da biliyoruz. Alışkanlıklar, bütün olay herkes her tarafa oraya yardım yapayım buraya yardım. Bak böyle gidiyor. Ama böyle gitmez kalmış. Burası bu şekilde gitmez. Peki, usul olarak yanlış evet diyorsunuz. Yanlış. Peki yaptırımı nedir? Usul olarak yanlış. Evet sizden geçmesi lazım. Evet. Yaptırımı yok mudur? Yasal, gayri yasal bir şey. Yani Türkiye, yani... Türkiye şimdi bu konuyla ilgili belediye başkanımız çıkıp bunu söyledi diye belediye başkanı bize terör estiriliyor. Belediye başkanımız şeye verildi mahkemeye. Eğer suç varsa ben de versinler mahkemeye beraber gidelim. Sayın savcımızın, başsavcımızın veya savcılarımızın karşısına mahkeme yani bu bir takım gerçekleri söylemek artık Çanakkale'de korkulacak bir şey mi oldu? Yani bir de hemen onu mahkemeye veriyorum. Yani nerede yasıyor bu kadar baskı, bu kadar ticaret sanayi odası bu alt tarafı yani bu kadar bir mesleki bir kuruluş. Bunları buraya neden, ne gerek var ki? Yani bunu belediye %51'ini veriyor. Odanın şeyi bu, görevi. Açık açık meclisinin, meclisten geçmedi. Ama meclise götürürüz. Meclis üyelerimiz bu işe evet bunu Çanakkale Belediyesi'ne %51'ini verelim diye meclis kararı alınır. Herkes lehinde konuşur, aleyhinde konuşur. Ben şunu söyleyeyim. Yat limanı projesi geldiği zaman bir takım arkadaşlarımız karşı çıktı o projeye konuşmadan. Benim baskı istiharımla arkadaşlara yap Çanakkale yapılacak bir yatırımdır. Yönetim kurulu başkanımız çok başarılı bir bürokrat, çok büyük bir sanayi tesisinin genel müdürü. Bu onun vizyonundan ve iş becerisinden istifade edelim, bu yatırımı yapalım. Teşvik çıkarttı ve bir takım arkadaşlarımız bu işe tepki koydular. Ama neticede ekseriyetle, oy birliğiyle dedi, ekseriyetle o karar çıktı. Çıktı o kadar. Ondan sonra bir de odanın dışında bilgilendirme toplantıları oldu. Üst düzey bürokratlarımıza ve siyasetçilerimize, sayın valimize, sayın belediye başkanımıza, sayın milletvekillerimize falan. Onun dışında bunu kim finanse eder? Böyle bir şeyi yapmak birkaç milyon dolardır çetini, bilmem nesini, bunun bürokratik masrafları yani yasal masrafları. Bunları kim finanse eder? Bunların hesabı nerede? Oda meclisinin bu konularla ilgili yakından uzaktan hiçbir şey yok. Yani bu bir skandal. Çanakkale'ye yat limanı yapılmalı. Tamam. Kesinlikle yapılmalı. Yeri de benim için şey değil. Teknik bir konu. Yeri orası uygun. Neresi olursa olması lazım. Tamam. Ama neden böyle yapılıyor ki? Neden yani gümrükten mal kaçırır gibi bir şey var. Bir stres var. Neden? Ne gerek var? Ya bu işler, Çanakkale'nin son derece faal milletvekilleri var. Çok başarılı
Sayın Valimiz var. Yakın, çok kısa bir süre içinde kendisini de buradan tebrik ediyorum. Hepimiz gururlandık Çanakkale'liler olarak. Türkiye'nin en başarılı valisi olarak ödül aldı. Onlar var. Yani bunun dışında ya bunlar neden yani onlar da bu işi yapabilecek, kotarabilecek, götürebilecek durumda. Ticaret sanayi odası olarak biz de desteğiz. Neden bunlar yapılıyor? Büyük bir soru işareti. Önen Terzioğlu Vakfı ile ilgili yaşanan sorunlar ile ilgili şunları söyledi. Kipa'nın önündeki bölgedeki AVM yapılmasıyla ilgili bu görüşmelerimiz devam ederken biz Kipa'ya bu anlaşmanın çerçevesinde en önemli yegane diyebileceğimiz şey 1 milyon TL'lik bir rakamı buraya AVM yapılırken bizim adımıza yani bize böyle bir rakam gelirimizden bir rakam almayıp bunu bu spastik özürlüler yurdunun belediyenin vermiş olduğu ihale rakamı olan 700 veya 900 bin lira biz onu yuvarlak bir rakam 1 milyon TL olarak ödenmesini kuralında koyduk. Ve nakden defaten o projeyle birlikte bu da anlaşma kapsamındaydı. Bu durumu Sayın Valimize de bildirdik. Sayın Belediye Başkanı'nın da haberi var. AVM işine gelirse biz 1995 yılında o zaman hiç 96 veya 97'de yanılmıyorsam bu araziyi, boş araziyi Dardanel Spor faaliyetleri anonim şirketi olarak hem kulübümüze gelir getirsin hem de bu arazi değerlensin buraya bir takım yatırımlar yapalım görüşüyle çıktık. Ama maalesef uzun yıllar buraya bir yatırımcı bulamadık. O süreç içerisinde tabii ben bunların bilmesinde de fayda var. O süreç içerisinde vakıfla yaptığımız anlaşmaya göre burası için ödememiz lazım gelen kiralar, belirli yıl sonrasında da oraya kuracağımız tesisten elde edilecek kar payından garanti bedel olarak vakfa vereceğimiz bedelleri kulübümüz ödeme durumuna düştü. Ve bunlar temerrüt faizleriyle birlikte çok büyük rakamlara ulaştı. Biz bu arada yatırımcı olarak yatırımcı bulma konusunda çok yoğun bir faaliyete girdik. Sonuçta Kipa ile anlaştık. Ve bu anlaşmamızı yaparken de vakfa, Hüseyin Akif Terzioğlu vakfına 1 milyon TL'nin üzerinde bir rakamla bütün detaylarıyla var. Bu bedeli de yani kulübümüz için, bizim için çok büyük rakamlar olan o yıllarda bedeli de ödedik. Ve neticede Kipa'yı inşaatı yapıldı. Ve gerçekten de o Kipa sadece bir süpermarket olarak değil, aynı zamanda içinde barındırdığı diğer restoranlar, diğer alışveriş yerleri, eğlence yerleri falan Çanakkale'deki insanların nefes aldığı, hem alışverişlerini yapıp hem de boş zamanlarında nefes aldığı bir yer olarak 2005 yılından beri de faaliyetini gösteriyor. Tabii biz bunu yapar, buraya bu araziyi bir bütün olarak kiraladık ve bu şu ana kadar da o geçmişteki temerrütler, ödemeler artı ondan sonra da kiralarımız işte normal aramızdaki Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı'yla 49 yıllığına yapılmış anlaşma koşullarına olarak harfiyen bütün yükümlülüklerimizi, elimlerimizi yerine getiriyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Müfettiş neden böyle bir rapor? Müfettiş diyor, bildirir. Daha sonrasında maalesef, bunu da üzülüyorum, üzülerek belirtiyorum. Bir takım insanlar Çanakkale'de işte bu oluyor bunlar ufak yerlerde. Ya bunlar burada boştu, neydi, ne değil. O araziyi belki kullanmak isteyen bir takım kişiler, bunlar bize de geldiler. Bir talepte bulundular. Ya siz burasını işte bize kiraya verin, yapın falan. Bu işte Akif Terzioğlu Vakfı'na, onun başkanlarına falan da gitti herhalde. Neticede vakıfta bir hava oluştu. Bizim kiramız bütün orası için devam etmesine rağmen ve vakfın pek çok arazisi
var. O arazilerle ilgili bu benzer hukuki süreç başlatılmamasına rağmen bizim aleyhimizde Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı bu kipanın önünde ve arkasında kalan iki parsel için kirayı iptal davası açtı resmen. Bizi mahkemeye verdiler. Tabii bu bizi son derece üzdü. Hala da üzmekte. Neden? Bir kere burası 49 yıllığına bir özel sektöre kiraya verilmiş. Bunun Türkiye'de, Çanakkale'de yüzlerce, binlerce örneği var. Devlette bir devamlılık var. Kaldı ki biz aramızdaki sözleşmeye herhangi bir şeyimiz yok. Mahkemeye verilmesinin sebebi de bizim sözleşmemizde, o sözleşmeyi zamanın vali muavinliğiyle daha sonra vali muavinliğiyle İstanbul'a gitti. Mehmet Bey'le bizzat ben yaptım ve ben kaleme aldım. Orada diyoruz işte burası daha boş araziyken alışveriş merkezi, spor sahaları, dükkanlar, çocuk oyun parkları ve bunlar yapılabilir. Bunları da özellikle fazla olarak yazdık da oraya nasıl bir yatırımcı bulacağımızı bilmediğimiz için bütün bunların hepsi olsun. Yarın öbürsü gün bizim karşımıza bir sorun çıkmasın. Yani başka bir yatırımcı gelirse mesela oraya başka tesis yapacağız alışveriş merkezinin dışına. Ama aklımızda ilk olan alışveriş merkeziydi. İşte bütün bunların hepsini yazdık. Bize açılan davada, burada Çanakkale'de açılan davada, burası ama şeyde Dardanel Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi yükümlülüklerini yerine getirmedi. Sözleşmesinde şunları şunları yapması gerekirdi. Bunları yapmadı. Onun için bu alanı tahliye diye çıktı. Eğer Türkiye'de yani hukukun üstünlüğüne inanıyoruz, gerçeğine inanıyoruz. Burada yani bizim zaten sözleşmemiz ortada. Bununla ilgili mahkeme şu anda da devam ediyor. Ama ben buna yani mahkemenin Türkiye'de hukukun üstünlüğüne inanıyorum. Hani taraflar kim olursa olsun doğrusu karar vereceğine inanıyorum. Bu arada biz birkaç seneden beri de buraya ne yapabiliriz diye AVM konusunda Çanakkale'nin bir AVM'ye ihtiyacı var. AVM konusunda buraya yapılabilirlikle ilgili çalışmaya geçtik. Hatta bu sırada Hüseyin Bey, Hüseyin Yalman, Çasiyat'ın başkanı bize geldi. Ya biz de bunu Çanakkale'de olarak yapacağız. Tamam. Yapar mıyız? Yaparız. Baktılar, ettiler. Fizibilite çalışması yaptılar ve ciddi olarak yaptılar. Para da harcadılar, emek de harcadılar. Ama o bölgenin metrekaresinin dönüm olarak 27 dönümlük bir yer. Bir AVM'nin feasible olarak yapılmasına mümkün olmayacağı kararını verdiler. Ha, bunun üzerine bu arada bir tek alternatif kaldı. Çünkü AVM yapılınca içinde gıda satan yerin de büyük ölçekte olması gerekiyor. Bir tek şey kaldı. Kipa'yla AVM yapma işi. Biz bunun için yurt dışında Kipa yönetimine kadar bu işi prezente edip yani siz buraya mevcut Kipa binanızı da içine alarak zaten sizin gıda satışınız var. İçinde de bir sürü dükkanlarınız var. Onları da dikkate alarak hepsini birleştirince feasible olur diye gittik. Tabii tek orada AVM yapabilecek firmada mevcut tesisi olduğu için Kipa olunca onda da pazarlık şartlarımız yani ticari olarak çok düşük seviyelerde oluyor. Ama biz Çanakkale'de bu boş alanın doldurulması hem de Çanakkale ekonomisine katkı, en önemlisi Çanakkale insanlarına katkı, Çanakkale esnafına katkı, oradaki yapılacak yeni dükkanlarla bütün önceliği de o anlaşmamızda Çanakkale esnafına taleplerine verilmek şartıyla, onlara bir takım artı avantajlar sağlanmak şartıyla böyle bir projeyi geçirdik. Bunu şeyin üst yönetiminden, Tesco Kipa'nın, İngiltere'deki üst yönetimden geçirdiği için onlar da bir dev firma. Çok uzun süreçler, çok uzun emek harcadık. Tabii bu arada da Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı ile görüşmelere başladık. Bu projemizden başladık. Orada dediler tamam siz böyle bir talep. Daha önceden de
birkaç proje için gittiğimizde bütün hepsinde bize Hüseyin Akif Tarzıoğlu Vakfı maalesef o zamanki yönetiminde farklı kişiler vardı. Şu anda Sayın Valimiz yönetim kurulu başkanı, vali muavinlerimiz vardı burada tayin edilen falan. Onlara da gittiğimizde bunları şifa yaptık. İşte şunları yapacağız, bunları yapacağız. Yok dediler bunu. Biz işte yapmak istemiyoruz. Bir hep müşkilatla karşılaştık nedense. Sonuçta geldiğimiz yerde buraya gidince dediler Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı bize burası için ek bir para vereceksiniz. Bir gelir. Halbuki bizim tüm arazi kiramız altında 15 senesi geçti. Daha 35 sene şey var. Şimdi KİPA buraya alışveriş merkezi yapacak. 35 sene sonra biz zaten buradan çıkmak zorundayız. Yani 15 senesi geçti. KİPA da 35 sene sonra çıkmak zorunda. Yani insanlar yapmış oldu. Yatırımcı oraya yatırımı yaparken bunu düşünüyor. 35 sene çıkacak. Onun için vereceği rakam düşük oldu. Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı da ilave kira isteyince biz dedik bir gelir istemiyoruz. İşte spastik özürlüler yurduna bu yardımı yapın. Benim de Çanakkale'ye vermiş olduğum bu sözü yerine getirmiş olayım. Bu şekilde en azından ismimiz orada kalsın. Bir de o insanlara destek olalım. Bunu çözdük. Onun dışında da burada ancak belirli bir gelir seviyesinde bir kar olacak olursa bize, kulübümüze, bu da tamamen kulübe sağlanacak bir gelir olur üstü dedik. Bu şekilde ve 400 bin TL'nin 480 bin TL yıllık Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı'na bizim şu anda ödediğimiz kiraya ek olarak bir bedeli kabul ettirdik. Bunu önce Sayın Valimizin başka defalarca gittik geldik. Sayın Valimiz eksik olmasın bize vaktini ayırdı. Yani yoğun programı içerisinde Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı Müdürü'ne defalarca gittik. En sonunda bu şeyle anlaşıldı. Bize yazılı olarak da, ama bu arada da mahkememiz devam ediyor. Yazılı olarak e-maille Hüseyin Akif Terzioğlu Müdürü tarafından bu şartlarla bu iş yapılmıştır. Anlaşıldı. Tamam. Hatta Sayın Valimiz bir seyahate çıkıyor. İmzasını bunu onaylıyor. Siz de bunu gelip imzaladığınız takdirde bu işi bitireceğiz dedi. Biz KİPA'ya bildirdik. O sırada da tam KİPA'nın yönetiminden prensip olarak çıkmıştı ama yazılı prosedürlerinin gelmesi bekleniyordu. 15-20 günlük bir zaman geçti. Biz ondan sonra vakfa müracaat ettik. Vakıf, vallahi aynen böyle işte. Yani işte burada yanlış bir şey söyleyeceğimiz değil. Vakıf dedi ki kusura bakmayın biz bu görüşümüzden vazgeçtik. Ondan sonra işte bu şu anda bu inşaat yapılmıştı ve bu 18 Mart'ta da hedefimiz Sayın Başbakanımıza da bu alışveriş merkezini yani geçen sene yapılacaktı 13-14 ayda bitirilmesi taahhüt ediliyordu. Yetiştirmeye çalışılacaktı. Yani görüş şeyimiz bu şekildeydi. Yani bir alışveriş merkezinin ne kadar bu ihtiyacımız olduğunu şeylerini şimdi bu durumda ne oluyor? Bir, kendi açımızdan bakacak olursak Dardanel Spor faaliyetleri çok burada bir elde edebileceği gelirden mahrum kalıyor. Bunu söylemek lazım. İkincisi Çanakkale bir yatırımını kaybetmiş oluyor. Üçüncü, Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı yılda işte 480-500 milyon TL ve her yıl artan oranlarla alacağı bir gelirden mahrum olmuş oluyor. Ve biz şu anda mahkeme süreci bitiyor. Bu yani şey mahkeme süreci devam ediyor. Biz yani tekrar ediyorum tabii ki hukukun en doğru karar vereceğine inanıyoruz. Ama yani çok net açık bu böyle bir davayı kazanmamız gerek %100 kazanacağımıza da inanıyoruz. İş maalesef böyle bir sürece girdi. Ben üzülüyorum. Böyle bir yatırımı, yani şey hep bu konuşuluyor, Çanakkale'ye ne yapalım, ne edelim. Şimdi bakın yani böyle çok ciddi bir yatırım var. Ama bu yatırım maalesef engelleniyor. Yani bu kadar basit. Bunun dışında başka bir şey. Ha, artı bir şey daha var. Şu arazinin bir bölümü
üçüncü bir bölümü kaldı. En son Sayın Valimize gittiğimizde biz buranın da vakfa destek olsun, yani madem siz bunu istiyorsunuz, buraya da size bedelsiz olarak haklarımızdan vazgeçerek devredelim. Yani bu hakkımızdan vazgeçelim dedik. Kaldı ki orası içinde Hilton otelleriyle bir üç yıldızlı bir otel yapma konusunda prensip olarak anlaştık. Yani böylece bir alışveriş merkezi, Çanakkale'nin ihtiyacı olan Hilton Hampton'ların o tarz bir otel, zincir, yani Hilton zinciri. Bir geldiler, onlar fizibiliteleri yaptılar, bizi yaptırdık. Yani çok ciddi de masraflar ettik. Böyle bir yatırımımız engelleniyor. Ha şimdi mahkeme kararıyla bu iş, yani biz diyelim ki milyonda bir ihtimal bile burasını, yani olmaması lazım gelen bir şey yapılsa, tahliye kararı çıksa, tabii ki ondan Yargıtay'ı var, bu süreci var, yani sonuna kadar eğer böyle bir şey olması, Türkiye'deki zaten özelleştirmelere veya bu tür kiralara karşı vatandaşın, yani bir yatırımcının şeyimiz kalmaz. Yani hükümetimiz başta bu işleri destekliyor. Yani bu tür şeylerin, özelleştirmelerin, bu tür yatırımların önünü açıyor. Kaldı ki bizim işimiz bu. Yani bu bürokratlarımızın işi değil bu. Bir neticede bu tür işleri ekonomik olarak yapmak iş adamlarının görevi. Bizim işimiz, benim işim. Yani bunları yapıyoruz, neticede yaptıklarımız da ortada. Ama şimdi böyle bir engelin olması birçok şeyi kaybettiriyor. En sonunda, yani sonuçta vakfın da bir gelir kaybının bu şekilde, yani sonuçları böyle olduğu zaman kaybına uğranılması, o vakıf yöneticilerinin de sorumluluğunu da getirecektir. Yani soracaklar, neden? Siz sözleşmenin hangi maddelerini yerine getirmediniz? Hiçbir maddesini, biz her maddesini yerine getirmedik. Mesela o boş arazi spor tesisleri olacak gibi bir madde var mı? Hayır. Hayır, öyle bir boş arazi yok zaten. Şöyle, tek bir arazi var. Biz bu arazinin üzerine şunları veya bunu veya bunu veya bunu yatırımı yapabiliriz dedik ve o yatırımımızı yaptık. Ama bu arada daha sonra diğer kısımlarını da korumak için ifraz ettik. Üç hale getirdik ki oraları da başka bir şeyler yapalım diye. Bunu yapmak istiyoruz. Yatırımcı da bulduk. Tabii buralara bulunacak yatırımlar bir günde, bir saatte bulunabilecek yatırımlar değil. Çok ciddi emek ve çaba sarf ederek yapılan yatırım. Ve yerde son derecede böyle bir AVM için uygun. İmar açısından uygun. Her açıdan uygun. Maalesef. Yalnız orada bir müfettiş raporu var başkanım. O müfettişin raporundan. Hayır. Müfettiş değil. Bilirkişi raporu var. Başkanım, müfettiş raporu var. İyi biliyorum. Bende de var fotokopileri. Hı hı. Müfettiş, vakıf yönetiminin... Vakfın müfettişi. Tabii vakfın. Evet. Vakfı denetleyen müfettiş, vakıf yönetiminin bu davayı açması gerektiğini söyler. Olabilir yani. Peki şöyle bir şey var mı başkanım mesela? Ama yani müfettişin kararı da doğru bir karardır demek doğru bir şey değil. Neticede işte şey, buna mahkeme kararı çıkıyor. Ama işin gerçeği bu. Şimdi bir de ticari olarak bakmak lazım. Şimdi ben yapıyorum diye bunu Çanakkale'ye, Dardanel Spor faaliyetleri bu işi yapıyor diye böyle bir yatırıma mı acaba engel olunuyor düşüncesi de aklımıza gelmiyor diye, yani açıkçası. Yani neticede bunun neden, bir yatırımdır bu. Önemli olan yatırım yapmak, neden bu teşvikler veriliyor? Çanakkale'nin bir böyle bir AVM'ye ihtiyacı var mı, yok mu? Siz yani önemli bir sanayicisiniz. Size neden engel olsunlar ki? Bir mantık veremiyorum Murat'cığım. Bana da mantık veremiyorum. Ben de yani şunu düşünüyorum. Para yatıracaksınız, yatırmıyorsunuz. Şunu düşünüyor olabilirler. Burası biz eğer kira kontratını iptal ettirip vakıf yönetimine kalınca vakfımıza daha çok gelir elde eder miyiz diye düşünüyorlardır. Öyle yorumluyorum. Bunun başka söylenecek bir şey yok. Ama defalarca KİPA'nın yöneticileri Sayın Valimizle ve KİPA'nın Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı'nın yönetimiyle görüştü. Bunu toplantılar yaptılar. Ve bu rakamdan fazla, ben de daha versin ne olacak, KİPA daha fazla kira versin. Yani burada bizi ilgilendirmiyor artık. Neticede bizim bir kar zararımız söz konusu değil. Ama bunu daha fazlasını vermenin
mümkün olmadığını rakamlarla çıkartıyorlar. İşte bir AVM'nin cirosu şudur, şu kadar gelir elde eder, biz bunu şu kadar masraf edeceğiz, bu kadar şeyimiz var, geri dönüş süresini de koyuyorlar. Bunlar üst limitlerimizdir, bunların üzerindeki rakamlarla bu iş feasible olmaz ve bu yatırımı yapmayız diyorlar ve yapmadılar. Yani şu andaki durum maalesef bu. Ben ne arzu ederim? Bunun böyle bir yatırımcının kaçırılmaması lazım Çanakkale için. Zaten şeyleri var Çanakkale'de yatırım ve de çok ciddi bir uluslararası bir kuruluş. Yani öyle bir kuruluş olması, parası sağlam, yatırım yani harcayabilecek güçleri var. Bunu eğer Çanakkale'ye bu yatırımı getirebilirsek son derece çizdirilmiş oldukları projede çok muhteşem bir projeydi. Şu şeyi biliyorsunuz havaalanına Sabiha Gökçen'i giderken Viaport AVM var. Yarı açık şekilde. Aynı mimar grubuna yaptırdılar. KİPA da bu iş için ciddi harcamalar yaptı. Çok güzel bir AVM oldu. Hatta işte Çanakkale'yi canlandıran Saat Kulesi vesaire gibi bir takım şeyleri de meydanlar yaptılar falan. Yani son derece sempatik insanların vaktini geçirebileceği, alışverişini yapabileceği, yemek yiyebileceği falan yarı açık hem yazın çalışabilecek hem uğraşılan bir işti.